Acuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın basın danışmanı ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Ahmet Öztürk'ün basın mensupları ile ilgili yaptığı açıklamayı gerçekten üzüntüden öte şiddetle kınayarak konuşmama başlamak istiyorum. Çarşamba Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın basın danışmanı ve Zonguldak Çevre Koruma Derneği Başkanı Ahmet Öztürk, Fevkanlı Köprü'nün yıkımı ile ilgili basın mensuplarına yüklendi. Öztürk, Fevkanlı Köprü'nün yıkımı ile ilgili yaptığı paylaşımında, tarih toplumdaki yılgınlıktan istifade edip bir anıt yapıyı yıkan yöneticileri de, adına gazete denen müsvedde parçalarında yalan yanlış yazılarla algı operasyonu yürüten muhabir bozuntularını da, sessiz kalan sözde muhalefeti de mutlaka bir kenara not ediyor şeklinde ifadeler kullandı. Kara Elmas Gazeteciler Derneği Başkanı Mustafa Emen, Öztürk'ü kınayarak bu sözlerin tamamını sana iade ediyoruz dedi. Şimdi bize dedi kendisine, Sayın Ahmet Öztürk, sen önce bir kendine gel, bir haddini bil. Sen böyle bir paylaşımda Fevkalade Köprüsü'nün yıkımıyla ilgili açıklamamda da ifade ettim. Eleştiride bulunabilirsin. Zaman geldi, gazeteci arkadaşlarımız Fevkalade Köprüsü'yle ilgili sürekli olarak haberler de yaptı. Ancak bu konu gazetecilerin konumundan çıkan bir hadise. Bu devlete mal olmuş bir şey. Sayın Valimizin önderliğinde önce belediye başkanımız sonra Sayın Valimiz görev başladıktan sonra köprünün yıkılmasıyla ilgili son noktayı koydular. Burada sana mı kaldı ki bu tamam köprünün yıkılmasını eleştirebilirsin, esnafların mağduriyet yaşadığını ifade edebilirsin ama gazetecilere yönelik bu tutumu yapamazsın. Biz de diyoruz ki sana, sen önce haddini bileceksin Sayın Ahmet Öztürk. Yıllardan beri bu mesleğinde sahalarda görev olan tüm gazeteci arkadaşlarımız, basın mensubu kardeşlerimiz canla başla kamu yönü bilgilendirme adına 4. kuvvet olarak görevini layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorlar. Bu açıklamayı ben aynen sana şahsına iade ediyorum. Ve gazeteci arkadaşlarımdan özür dilemeye davet ediyorum. Diğer yandan Zonguldak Gazeteciler Cumhuriyeti Başkanı Derya Akbıyık da Ahmet Öztürk'ü basın mensuplarına yönelik çirkin sözlerinden dolayı kınadı. Öztürk'e hadsizlik yapma diyen Akbıyık şöyle konuştu. Ama Öztürk denen bu şahsı şiddetle ve esefle kınıyoruz. Kendisine hadsizlik yapma diye uyarıyoruz. Karşın sıklıkla ağır, gerçek dışı ve rencide eden ifadelerde bulunmaktadır. İli temsil eden Zonguldak Gazeteciler Cumhuriyeti olarak bu şahsı şiddetle ve esefle kınıyoruz. Çarşamba Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'ya da çağrımız. Bu şahsın bizlere karşı yaptığı hakaretler dağ oldu, taştı. Çağcuma Belediyesi gibi yıldız bir yerel yönetim örneği gösteren bu kuruluşa bu ismin yakışmadığını belirtmek istiyoruz. Hele ki Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü gibi temsil görevi ve devamlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde görev alan bu şahsın bu çalışmalarının gözden geçirilmesine gerekir düşüncesindeyiz. Kaldı ki yerel basını önemseyen ve değer veren siz değerli başkanımızın, belediyenin Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü gibi önemli bir göreve, basın emekçilerini aşağılayan, paçavra olarak nitelendiren bir kişiyle devam edip etmemenizin takdirini sizlere bırakıyoruz. Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti ili için her daim vardır, öncü ve liderdir. Gazete ve gazetecilere hizmet eder. Bizlere hedef gösterenlerin de gelecekte bunun ağır sonuçlarına katlanacaklarını bildirmek isteriz. Saygılarımla Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu. Teşekkür ederim arkadaşlar.